var. Sen nasıl bir şeysin, nasıl meraklısın sen ya? Ben de bilmiyorum ki ne olduğunu. Ne olmuş lan? Kaptan, pervane yok. Hiç mi yok lan? Hiç yok. Sen sıkmadın mı o pervaneyi? Atsız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Ben de saymıyorum. Sevgili seyircilerimiz, sinemanın gündeminde yeni bir yapımı konuşuyoruz. Ata Demirer'in senaryosunu yazıp başrolünde de oynadığı Olanlar Oldu seyircisiyle buluşuyor. Hakan Algül'ün yönetmenliğini üstlendiği Olanlar Oldu 20 Ocak'ta vizyona giriyor. Biz de hemen öncesinde ekipten sevgili Ata Demirer, Tuana Türkay ve Seda Güven'le sohbet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz böyle hemen başında heyecanını paylaşmayı da seviyoruz. Üstelik bu kez filmi en son haliyle tek seyreden benim bu ekipte. Mutluyum. Çok kıskanılması ve sinir bozucu bir durum. Evet evet. Ben burada ayrıcalıklı hissediyorum. Pek güzel bir hikaye olmuş yine. Teşekkürler. Ege'de geçiyor. Tahmin edeceğiniz gibi aşk var, sığacığın o güzeller güzeli, denizi, havası hepsini sanki bu kara kışta böyle hissediyoruz seyrederken. Biz Ata Demirer gazinosu için sohbet ederken aklımda bir hikaye var demiştim. Bu o hikaye. Evet. Ve o zaman bile zaten herhalde neredeyse kafanda oluşmuştu. Evet, ama zaten çekimleri... gazinonun içindeki bir karakter de beni yola çıkartmıştı. Peki. Zafer karakteri, o gazinonun içindeki, hatırlarsınız siz seyretmiştiniz. Evet. Balıkçı, pervaneyi düşüren balıkçı hikayesi. Hmm. O karakter vardı zaten elimde. Tabii. Anne de eskiden vardı. Dedim bunları ana oğlu yapayım, nasıl olacak? Öyle oldu bir şeyler. Şimdi ana oğul, o kısmı çok eğlenceli. Çünkü ilk kez mi iki karakteri birden oynuyor? Döndü Hanım ve Zafer, ana oğul onlar. Döndü Hanım'ı da, Zafer'i de Ata oynuyor. Ama Döndü Hanım bir fenomen. O, iz bırakacak söyleyeyim. İnşallah. O kısmını daha ayrıntılı konuşalım ama onun öncesinde sosyal medyada çok sorulmuş. Ata Demirer hep mi Ege'de film çekecek diye. Ben de seyirci olarak benim için tercih sebebi diye düşündüm ama şimdi oyuncularımıza soralım. Ege'de film çekiliyor deyince koşarak gittiniz diye düşünüyorum, tahmin evet. ediyorum ama nasıl kesinlikle. Oldu, nasıl buluştun ben zaten? Aralarda hatta 3-4 gün aralarım olduğu halde İstanbul'a geri dönmedim. Dönülür mü? Bittiğinde de o kadar üzüldüm ki neredeyse Ata sahneye ekleyecekti. Gidemiyor. Gece 11'de bitti işi. Ertesi gün baktım 9, 10, 11, 12, 1 sete geldi falan oturuyor. Seda dedim yazalım bir şeyler daha, gitme yani. Birkaç sahne daha olmaz mı? Sonra utandım ben, artık dönmek zorunda İşim kaldım. İşim bitti, dönmek zorunda. Peki Tuğan, senin nasıl ekibe dahil olduğunu da dinleyelim çünkü hakikaten çok oradaydı ruhun evet. oynarken de belli. Evet, kesinlikle. Ege'de film çekiliyor değil, Ata film çekiliyor deyince ben koşarak gittim. aslında işin doğrusu aa, öyle. Canım benim. Gerçekten övmek için söylemiyorum. Canım benim. ya çok gerçekten istediğim ve hayalini kurduğum, bu işe dahil olmamın aslında benimle alakalı güzel bir hikayesi var. Ata'nın film çektiğini bilmiyordum. Böyle bir şeyin senaryosunun yazıldığını da bilmiyordum Ata tarafından. Menajerimle konuşurken keşke dedim Ata'nın filminde oynasam. Böyle bir şeyin hayalini kuruyorum dedikten bir hafta sonra böyle kısmet. Bir kısmet ya. Oldu. Anne kastı. Doğru zamanda. Anne evet. Kastı. Anne kastı. Annesinin kastı. Çünkü anneler doğruyu bilir. Bilir evet. Her zaman sonuç değil. Sonuçta annesi Tuvana'yı münasip görmüş öyle mi? Nasıl oldu? Öyle oldu. Ben anlatayım hikayeyi çok kısa. Bizim bir takım görüşmelerimiz oldu Aslı karakteri için. Fakat 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen süreç, dizilerin ertelenip ertelenmemesi falan gibi bizim filmimiz biraz sarktı. Sarkınca biz de aynı zamanda müzik yeteneği olan ve müzisyen olan bir kast bulamamanın sıkıntısı içerisinde artık filmi erteleme noktasına kadar geldik. Hmm. Çok samimi söylüyorum. Bir gün bir mesaj geldi annemden, kardeşimden. Dedi ki annem falanca dizide oynayan bir kız var. İsmi şu, resmi bu. Bununla bir görüşün diyor dedi. Ben de şimdi diyorum ki ya kardeşim bizim bunu yapan profesyonel ekibimiz var. Zaten bu kız uygun olsaydı, biz de biliyoruz, hanımefendiyi tanıyoruz. Uygun olsaydı Tuana Türkay, bizim ekip zaten onu bir şekilde en azından bir görüşme için ikna eder, karşımıza getirirdi. Karışmayın siz falan dedim bir de böyle yani. Ha, ama... Ya Allah aşkına bir arasana falan diyor. Ben de hemen bir söyledim direktöre. Tak, öğleden sonra 4'te görüştük, 5'te olmuştu. Çünkü ben bu sırada rüyalara yatıyordum çünkü böyle. Yani gerçekten anne kastı yani. Evet. Ve Tuana olmasaydı
ertelemek durumunda kalacaktık. Evet, çok kritik gerçekten. Çok. Hem o yani sıcaklığı, müzisyen de olması hem lazım o yani. Şarkı söyleyebilen, aynı zamanda oyunculuk yapan, değil mi? Evet. Öyle bir karakteri oynuyor, Aslı karakteri. Şimdi hikayeden çok azıcık bahsedeceğim. Çünkü ben filmi seyredince hepsini anlatıveriyorum. Öyle yapmayacağım. Aman. Sonunu da falan. Zafer ve Döndü Hanım, onlar ana oğul. Ve Zafer'in mürvetini görmek istiyor Döndü Hanım. Evet. Fakat bir mutsuzluğu var. Çünkü kasabanın en güzel kızı Mehtap'tan ayrılmış oğlu. Bunun için de kaygılı. Ne olur, ondan sonrası hikaye nasıl gelişir onu göreceğiz, izleyip göreceğiz. Ama orada ayrıldığı sevgilisi Mehtap'ı oynuyor Seda. Nasıl yorumladın? Çok şeker olmuş, çok yakışmış sana. Ben de ilk kez kendimi böyle bir karakteri canlandırırken izleyeceğim. Aslında hep komedi bir yerinden başlamak istediğim bir şeydi. Burada fırsat buldum. O yüzden ben de sonuna kadar tadını çıkardım. Evet. Mehtap gözü yükseklerde hiç kasabaya layık bulmuyor kendini. Zafer de denize tutkun ve bir denizci ve Mehtap'ın babası da denizci ve artık bunalmış bütün bunlardan ve bir an önce şehre gitmek istiyor. Zaten adamdan da ayrılıyor. Sonra da işte onun kaçmak. Evet. Burada bitiriyorum ben. Kaçmak sadece başlangıç. Her yol bir başlangıç. Olaylar gelişir diyelim Seda'cığım. Olaylar. Bak ben ne kadarcık anlattım. Ama gerçekten ondan sonra olaylar. Bu grup çok tehlikeli şu anda. Bu grup çok tehlikeli. Ağzından laf kaçıracak evet. Burada. Sonra tabii her zaman sonra aşk, ne oluyor falan. Yeni aşk mümkün. Öyle midir? Tabii mümkün. Ya Aslı da ne güzel bir kız. Allah teşekkür ederim. Böyle de güzelsin ama benim filmde ne güzelsin. Sağ olun. Birazcık aslında Hakan abiyle Atan'ın evet, düşündüğü Hakan karakteri abi. O şekilde çıkarmaya çalıştık. Benim en makyajsız oynadığım, en doğal olduğum, en doğal halim yani. Normalde şu saçlarım benim duştan çıkmış halim ve hiç şimdiye kadar günlük hayatımda bile böyle kullanmamıştım. Ama Ata şey dedi, yazık ediyorsun güzelliği. Yazık ediyorsun basit, kendine. Basit güzeldir çünkü ben öyle düşünüyorum. Evet hani yalın. Olduğu halini ilk defa kullandığım proje bu oldu. Ben de çekimler başlamadan 3-4 gün önce gittim. Yani aslında olanlar olduğu ekibi çekime başladı. Benim işim 3-4 gün sonrasındaydı. Ben de öncesinde gittim. Sete alışayım. İlk defa BKM ile iş yapacağım. İlk defa Hakan abiyle çalışacağım. Neticede Ata yazdı. Ata da oynuyor ama hani aslında biraz adaptasyon süreci için erkenden gittim. Zaten keyifli bir ekip. Gidilmez mi? Yani öyle? Gidilmez mi? Aynen İnsan öyle. Ben de erken giderdim. Sana bilerek haber vermedik diyor. İşin arka planındaki o sohbeti, muhabbeti, samimiyeti aslında her şeyden güzeldi. Yaşayabildiğim için çok mutlu ve şanslı kamera hissediyorum kendimi. Kamera arkası görüntülerinizi seyrettim. Evet. Ayrıca gıpta ettik çünkü zaten bu kara kışta o kadar güzelsiniz ki orada o ya, mavinin içinde, o doğayla birlikte. Bir de Hakan Algül'de siz ben de, çok eğlenmişsiniz. Evet, çok. Ama Hakan Algül'de ben de İtalyan sinemasını çok seviyoruz. Evet. Yani o Mediterano'lar, Sinema Paradiso'lar yani o bizi çok etkiledi. Ve ana akım Yeşilçam sinemasını da çok severiz. Nesli Çölgeçenler, işte Ertem Eğilmezler, Yavuz Turgullar. Ve yaptığımız mizahta dramatik öğelerin olması gerekir. Ve bu dramatik öğelerin de mizahla grift biçimde olması gerekir diye düşünürüz her zaman. Belki bu sebepten ötürü Eyvah'ta bir ağaç gösterdik, o insanlar geyikliğe gidip o ağacı aradılar. Bizimki farklı bir mizah. Belki bu yüzden sürekli Ege hikayeleri anlatma arzusu taşıyorum. Çünkü seni gerçekten sende aşk duygusu yaratan bir şeyin filmini yapmak bence evet. Boşa geçirilmemiş bir film uğraşı oluyor. Öbür türlü siparişle ben bir Uludağ filmi yapayım, ben bir Eskişehir filmi yapayım de ben onu henüz hissetmiyorum. Ancak hissettiğimi mesela Berlin Kaplan'ı hissetmiştim çünkü Almanya'da vakit çok geçirdim. Ve Almanya'da bir film yapma heyecanı ve hevesi geldi ve o zaman yaptım. Yani bundan sonra sırada bir Ege filmi var diyemiyorum ama bir şey hissedersem yine Ege'den mi olur artık, nereden olur onu bilemem. Onu da cevaplamış olayım evet, bu arada. Evet, bu arada. Yani hepsi birbirine bağlı bir aşk damarı. Ve o kadar o senin hikayen ki oralarda yaşadığı için oradaki o küçücük detaylar ki yaşayan bilir o insanların kendi aralarındaki diyalogları küçük ritüeller o kadar eğlenceli ve sıcaktır ancak yaşayan bilir bilen de
böyle yansıtabilir. Bu hikayeler böyle çıkıyor tahmin ediyorum. Evet, o yüzden evet. Daha Ege'den çok hikaye çıkar yani bence. Zafer karakterinin... Karakterler var oralarda. Evet. Evet. Birazcık izlenim yüksek bir insan olman lazım. Ata inanılmaz... Gelecek mesela akşam Mehmet abi. Çok gözlemci. Mehmet. Mesela ben hiç farkında değilim. Ata'nın işte Köyelan'da çekim yapıyoruz. O sırada deniz çekimlerimiz. Bir şeyler yemişim, dalmışım. Yorgunluktan mı artık nedir bilmiyorum ama koltuğa şöyle yaptım, tamam mı? Ata döndü böyle yaptı. Evimizi kirletme. Yani bu bile benim için o kadar tatlı bir nokta ki yani. Onu görüyor. Onun dışında başka hiç kimsenin umurunda değil. Belki benim bile umurumda değil. Yapmışım şöyle bir şey yani ama. Ve Döndü Hanım da böyle çıkmış belli ki. Evet. Zaten nasıl çıktı diye soracaktım ama hep oynamayı istediğim... Zafer Çıkay'a sorun onu. Mehmet Akbağ'ın eşine sorun nasıl çıktı. Hep çünkü oynamayı istediğim bir karakter. Onunla birlikteyken oldu olay. Peki nasıl? Anlat o zaman. 2009 eyvah eyvah vizyona girmiş. Bahar ayındayız. Vizyondan kalkmak üzere. Eyvah eyvah 2'yi yaz. Yazayım mı yazmayayım mı kafası gidip geliyor. Zafer abi de geldi Bozcaada'ya. Bir gün böyle bir Lodos günü hiç unutmuyorum. Kilisenin sokağında ara sokakta yürüyoruz. Böyle bir ses duydum ben. Mustafa diye. Bizim teyzelerden biri kuzeye gelir falan. Sonra ben onu gerçek biriymiş gibi Zafer abiyi anlatmaya başladım. Bak dedim bu kadın şöyle, bu kadın böyle. Tamamen onu çok güzel güler çünkü. Onu güldürmek için o an doğaçlama uydurmaya başladım. İnanlı. Başladım üstüne koymaya. Torunu da şöyle, bilmem nesi böyle. 2 dakikada kadını yazdım o sesten. Çünkü o müzikofiliyle ilgili bir şey. O melodi bende karakteri çağrıştırdı bir anda. Demek ki hep görmüşüm aslında o tarz teyzeleri falan. O gün bugün biz buna yıllarca güldük yani. Eyvah eyvah'ın kamera arkalarında zaten geçer. Zaten vardı yani. Döndü. Tabii. Yıllarca güldük. Sonra Zafer karakteri. O da stand-up'larda çok yaptığım bir karakter. Ona da mesela Mehmet abi çok el verdi. Aksola Mehmet, Son Süngerci. Mehmet Baş bu akşam misafirimiz, o da gelecek Bodrum'dan. Evet, Son Süngerci gerçekten. Allah uzun ömür versin. Mehmet abinin teknesine davet edildiğinizde o teknedeyken gerçekten o kontrol freak ve idealist denizci nasıl olduğunu onu görüyorsunuz. Mehmet abiden izler taşıyor Zafer karakteri. Denize kendi, dair de çok evet, detay kendi var. Kendi denizcimle Bodrumlu Mehmet Baş'ın denizcisini melezlediğimde de acayip bir farklı bir karakter çıktı ortaya. O yüzden o kadar gerçek karakterler çıkmış. Hı. Bu arada Döndü Hanım şunu söylemem lazım. Hiç karikatürize değil. Çok gerçek. Yani işte bu işin çünkü saçı var, makyajı var, kostümü var. Bir başka karakteri daha oynamak aynı anda gerçekten zor. Ama hiç karikatürize değil. Hayatımızda efendim, var mı? Efendim bunu bir iltifat olarak ediyoruz. Bu çok çok güzel olmuş. Yani Döndü Hanım'ı daha fazla anlatmayayım ama iz bırakacak eminim. İnşallah. Ben bundan sonrası için hani filmin yolu açık olsun diyeceğim. Tabii. Her zaman daha sözün başındayız. Bundan sonrasında söz seyircinin diyoruz elbette ama evet. Şunu herhalde söylemek lazım. Bu komedi çokluğunda çokça komedi yapılıyor. Bir yandan da çok ihtiyacımız var diyoruz bu dönemde. Yapılsın. Hiçbir beis yok bunda. Kendi tarzının olabilmesi ve bu kadar özgün, yani bir Ata Demirer hikayesidir diyebilmek bence herhalde senin de çok mutlu olduğun yanı, öyle değil mi? Yani bir son söz öyle tamam. Şimdi ağlayacağım bak. Bu bir geldi. Bu bir Ata Demirer hikayesidir ve çok güzel bir ekiple keyfini çıkararak çekmişler belli. Bizim de kalbimiz Ege'de kaldı nitekim. Evet, ben seyirci son sözü söylesin diyerek tamamlayayım. Size de çok teşekkür çok ediyorum. Çok bizimle sağ olun. Güzel iltifatlarınız. Sağ olun. ...43. People's Choice ödülleri Los Angeles'ta sahiplerini buldu. You look like a likeable. Joel McHale'in sunduğu törene sinema, televizyon ve müzik dünyasının yıldızları akın etti. The one and only Ellen DeGeneres. Geceye damgasını Ellen DeGeneres vurdu. Ünlü komedyen, en iyi sunucu, en iyi animasyon seslendirme sanatçısı ve en iyi komedi işbirliği ödüllerini aldı. Toplamda 20. ödülünü alarak People's Choice tarihinin en fazla ödül kazanan kişisi oldu. The only thing that would make me happier, and not a lot happier, because this makes me happy, but if it was voted on by animals, because I love animals and I think they know how much I love them. Sorry. Surf's up, dude. Incoming. Gecede favori film ödülüne Kayıp Balık Dory layık görülürken favori erkek oyuncu ödülü Ryan Reynolds'a gitti.
My God. Okay. Favori kadın oyuncu ödülünün sahibi ise Jennifer Lawrence oldu. En iyi aksiyon filmi ödülüne Deadpool layık görülürken aynı dalda Robert Downey Jr. ve Margot Robbie oyuncu ödülleri kazandı. En iyi komedi filmi Bad Moms seçilirken Kevin Hart ve Melissa McCarthy komedi kategorisinde en iyi oyuncular seçildi. En iyi dram filmi Me Before You, aynı dalda en iyi erkek oyuncu Tom Hanks oldu. Recently a friend of mine signed this letter to me that said, may you sleep in peace and wake in joy. If you do your hard work well enough, if you love it enough, and if you throw deep, baby, you'll sleep in peace and you'll wake in joy. Thank you very much for this wonderful night. Johnny Depp. En beğenilen film ikonu ödülüne Johnny Depp layık görüldü. Depp, Amber Heard'le olaylı boşanmasından sonra ilk kez bir ödül töreninde boy gösterdi. Listen, I was very deeply affected by the kindness of your recognition and by your well wishes to my family and to myself, which is why it's especially meaningful to me to be here in front of you to say thank you and to tell you that I truly feel that need to thank you. En iyi televizyon dizisi ödülü ise Outlander dizisine gitti. En iyi drama dizisi Grey's Anatomy, en iyi komedi dizisi Baby Daddy, en iyi suç dizisi ise Criminal Minds oldu. Dead? Yes. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez 8 kez aday olduktan sonra ilk kez bu kategoride bu yıl ödül kazandı. Shades of Blue dizisindeki rolüyle en iyi suç dizisi kadın oyuncusu seçildi. Justin Timberlake. Müzik kategorisinde en iyi erkek sanatçı ödülü Justin Timberlake'e verildi. Sanatçı Can't Stop the Feeling şarkısıyla en iyi şarkı ödülünü de kucakladı. My two favorite people in the world, my wife and my beautiful son and my who may not be watching right now, if you are a buddy, the nanny's fired. Britney Spears. En iyi kadın sanatçı ödülünü kazanan Britney Spears gecenin yıldızlarındandı. Spears, geceden en iyi pop sanatçı ve en beğenilen sosyal medya ünlüsü ödüllerini de alarak ayrıldı. Gecede en iyi grup ödülüne Fifth Harmony layık görülürken en iyi R&B şarkıcısı ödülü Rihanna'ya takdim edildi. Natalie Portman'ın performansıyla göz doldurduğu Pablo Larraín imzalı Jackie, Cuma Vizyon'a giriyor. Film, John Ford Kennedy'nin 1963'te Dallas'ta uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Jacqueline Kennedy'nin ayakta durma çabasını anlatıyor. They need to know that real men... Portman, Jackie Kennedy'yi canlandırdıktan sonra ona sıradan bir insan gözüyle bakabilmiş. They were so public and dramatic, of course, with the assassination of her husband and her subsequent marriages and the children and everything. But I didn't really approach her as a human being until this film, which was such an exciting opportunity to really consider someone's humanity. There should be more horses, more soldiers. Why are you doing this, Mrs. Kennedy? There's more crying. Portman, Jackie Kennedy'nin tüm gözler üzerinde olmasına rağmen kontrolünü kaybetmemesinden etkilenmiş. I'm not the first lady. Of course, you know, all of her interviews, this was one of the most inspiring things for me in playing the role was that she edited all of her interviews. So she was had so much control and wanted to author her story and really wanted to be the writer of her own story. But also leaves to the imagination, what were those things that came out
when she was talking that she couldn't help but say that she then didn't want anyone to know about. And there's so many reasons why you might not want someone to know. I mean, maybe it's because it's so precious, you keep it for yourself. Maybe it's something you're embarrassed by about yourself. You know, there's also so many different reasons for secrecy. Ünlü aktris, Hollywood'da replik eşitsizliği konusundaki açıklamasıyla da gündemde. Kadın oyuncuların filmlerdeki replik oranının sadece %22 olduğu belirlendi. İsrailli aktris, İngiltere'de yayınlanan Kadın Dergisi'ne yaptığı açıklamada Bağlanmak Yok filminde başrolleri paylaştığı oyuncu Ashton Kutcher'ın kendinden 3 kat fazla repliği olduğu için 3 kat fazla ücret aldığını açıklamıştı. Thank you.